dostlar. Bu arkadaşı tanıyorsunuz değil mi? Merhabalar. Bu Alex. Burası da Alex ile Emre'nin bahçesi. Birazdan Emre'yi de göreceğiz ama Emre şu anda kameramanlık yapıyor. Şimdi dostlar, bunlar geçen sene diktiğimiz fidanlar. Evet. Yani kaç aylık oldu bunlar? Aralık 2020. Aralık 12, sonu Ocak başı. 15 ay, 16 ay. 15-16 aylık. Tabii tabii, Aralık sonuydu, doğru diyorsunuz. Yani 12, ocağı sarktı. 15 ay. 15 aylık fidanlarımız şu anda bunlar. Tabii 4-5 ay, 6 ayını saymayın çünkü o kışa girdi. Bu aşağı yukarı 8 ayda bu hale gelmişti fidanlarımız. İlk senede ne yapmıştık? Dibinden kesmiştik. Şimdi ha, bunu da bahsetmek istiyorum. Karasal iklimlerde aşı yerinden 30 santim yukarıdan kestiğiniz zaman en az 3 tane bırakıyorsunuz. Ama ılıman iklimlerde, vejetasyonu uzun olan yerlerde biz tek dala bırakıyoruz. Beslemesini de güzel yapacaksınız tabii. Böyle Alex gibi güçlü bir patronumuz varsa, güzel besleme yapacaksa, ne diyorsak söylemeden alıyor, hemen hazırlıyor. Şu anda yaz boyu kullanacağı gübreler hazır Alex'lerin. Ve kendisi budama, kendileri budamasını yapıyorlar. Şimdi burada tepe vurumu yapacağız. Bunlar büyümüş. Lan ne yapıyorduk Alex? Ya bir parça gençleştireceğiz. O yüzden şöyle bir 15-20 santim. Bir de rüzgara doğru gelecek bir gözün üzerinden. Gözün üzerinden. Hani ben şunu... Evet. Şunu diyeceksin değil mi? Evet. Aşağı yukarı yarım santim civarında yukarısından kesiyoruz. Geçen benim şeyde görmüş, hemen aynısını aldıydı. Geçen sene almıştım. Geçen ucuzdu. Sene şimdi herhalde artık el yakıyordur fiyatlar. Evet, evet maalesef. Evet, sen de biraz şey yapayım. Bir Ahmet Bey, hani belli göz değil mi? Aynen. Şunu... Aynen. Devam ediyoruz. Bu göbekle kafa arasında taşlanacak. Yani nereye kadar indireceğiz? Burası rüzgarlı olduğu için kesinlikle şuraya kadar indireceğim arkadaşlar. Kim ne derse desin. Evet, aa, bakın. Rüzgar bu taraftan, hakim rüzgar bu tarafta. Rüzgar yönüne gelen gözün üstünden kesiyoruz. Ve aşağı yukarı burada %80'i taçlamaya geldi. Yani 2 metreyi geçti. %80'i taçlanmaya geldi. Şu anda buraları da çapa yaptırıyoruz. Yani kadınlar evet, çapa yapıyor. Biraz erken başladık bu sene. Evet. Ben yine şöyle ben... Yani doğru mudur çok Ahmet'e? Kısaltmamak için oradan keseceğiz. Yani değilse şuralara kadar inerdik. Eğer biraz daha yüksek olsaydı daha uzun keserdik ama... Ama sağlıklı, onunla, güçlü. Sağlıklı, güçlü bir fidan. Evet. Hemen konuştu ağaç bize. Ben de şu diyecektim ama... O, yok, şimdi o... sen mal sahibi olduğun için estağfurullah kıyamıyorsun. Biraz yukarıdan kesme. Hep onunla karşılaşıyoruz zaten. O yüzden aslında budama yaparken bahçe sahibini bahçeye sokmuyoruz normalde. Çünkü hep yukarıdan. Mal canın yongası, maldan gidiyor şimdi. Şuradan kesseydi bu kadar kârı olacaktı Alex. O zaman şu. Doğru mu evet, Ahmet? Evet, evet. Şimdi... Hani ben yine biraz daha Emre'ye göre acımasızım. Emre hiç kesemiyor. Şimdi göreceğiz, onu da göreceğiz. Ahmet Bey ya şu ya da şu biraz evet, az olur gibi. Yani ama şu da çok aşağıda. Çok mu aşağıda? Tamam. O yani biz boy 1.73 desek 1.70-1.80 arasından 80, şey yapmak. 1.80 özellikle şey tamam, yapacağız. Yani en aşağı 1.80 olacak. 2 metreyle 1.80. Eğer ki fidanın o bölgesi sağlıklıysa. Sağlıklıysa hani... 1.80 olacak. Evet, şimdi Emre'yi de sahaya alalım. Emre'cim, Emre Tülümen, Çorlu'nun delikanlılarından. Adamı mesela, tarlaya evet, soktuk. Yani. Yani şu anda bu, mesela buradan kesmişiz. Evet. Sürgünümüz rahat bir 2,5 metre. 2,5 metre var, tabii. Aynen. Hatta biraz evet, eğebilirsin Emre, şeyi sana doğru eğebilirsin, kırılmaz. Onlar Emre'nin köpekleri. Kaç tane köpeğimiz var burada Emre? 10 tane. 10 tane. Barınakları var burada. Yani bahçenin içerisinde. 10 tane ara sıra bahçe ağaçları barınak çeviriyorlar. O yüzden evet, biraz kapışacak gibi oluyoruz ama evet.
Evet. Emre'nin uzanışına bakalım. Ahmet Bey, gübre fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Hani zorlu gübre bir fiyatları... süreç. Ha, ondan da konuşmamız lazım sorunları. Ya şimdi ona girecek olursak... Yok, siyasi ya da politik yok, olarak yok. Değil. Yani Türkiye'deki her şey. Ben bir turu 2000 liralık mazotla tamamlıyordum. Evet. Şu anda 7-8 bin lira harcamak zorundayım. Yani 3 kat 4 kat arttı. Gübre fiyatları da öyle arttı. Ama maalesef bizim ürünler o şekilde artmadı. Yani o kadar artmadı çiftçinin mahsulü. O yüzden bu süreçte en zorlanacak olan şey kişiler, çiftçiler olacak. Şimdi mesela burada evet, sağlıklı burada, bir göz mesela şurada yok. Burada zorlanacaklar arkadaşlar haklı şu olarak. Mu? Şu göz sürmemiş mecbur şuradan keseceğiz. Yani illa tamam. Yani 1.70 kurtaracak. Şimdi onu kalkıp da ağaç çok sağlıklı, bakın ağaç çok sağlıklı, kurşun ya gibi şu kalın, şöyle kalın sağlıklı bir ağaç. Şimdi bunu kalkıp dipten kessem 3 metre sürgün almak için kıyamam. Yani o yüzden 1.75'e kadar indik. Evet, gübre fiyatları bu sene burası kaç dekar dedik? 180-170 dekar olduğunu düşünün. 4000 ağaç. Şu anda ki zamlardan, son zamlardan biraz önce aldınız. Aynen. Şey, ne kadar tuttu gübre şu maliyeti? Şu anda toplam 98 bin lira gibi. 100 bin lira. 100 bin lira. Bir gübre maliyesi yaptık, alımı yaptık. 4000 ağacımız için gerekli olan. Belki biraz daha. Tabii bunun içinde tabii yani, ilacımız yok daha. İlaç yok. Yani 180 dönümse dönüm başı 1 lira gidebilir, gidecek diyeceksin değil mi? Doğru. Tabii. Olsun yani sonuçta. Bunlar... 1 lira da çapa vesaireye gider. 2 lira. Yani bu sene yok, o çok aşağıda kalır. Çok maalesef. Doğru. Emre kıyamaz dedin ya. Evet, ben aşağı yukarı bu sene planladığım bu 180 dönümün gideri olarak yaklaşık şeyin nedir, hedefin nedir, gider hedefin? Yani şöyle bir Ahmet Bey, zaten 100 bin lira gitti. Muhtemelen hani hızlı bir yani 300-400 bin lira. 400 bin lira. Yani 300-350-400 bin lira tam rakam. Yani 180 2 ile çarpılacak diyebiliriz, doğru mu? Doğru. 2000 lira dönüm. Dönüme 2000 lira her yıl en az masraf olur. Evet. Şimdi bunları bahçe sahiplerinden duymak daha güzel. Abi yukarıdan aşağı doğru iniyoruz. Daha kaç tane fidan geldik? 1, şu 2, anda 3, bir 4, 10 5, tane 6, gelmişiz. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 fidanda bir tanesinin tepesini keseceğiz ha. Tam 20. fidan budamaya başladığımızda. Ha şöyle. Şeyden alttan kesim yani. Birazdan şurada alttan sert budayacağımız da var. İşte onu diyorum. Şu ana kadar yani 20. de evet evet şu güzel. 20. de bir tane yani yaklaşık. Ama ondan sonra 2-3 tane gelecek yani. Herhalde onda bir yani %90'ını aynen boylandırmışız. Bu çok büyük bir başarı ha. %5, %10 gibi bir hani sert kesim yapacağımız olacak. Yaklaşık... İn aşağı. Evet, o sert kesimi de şurada gösterelim. Evet, ben görüyorum bir tane. Aynen ona bakıyordum. Arkadaşlar, budama yapacağınız zaman ağaçlarla göz temasını güzel kurun. Göz temasını kurarsanız o göz size gösterecektir kendini. Şimdi bunu ne yapacağız? Şimdi yeterince boylu gelişmemiş boy, işte arkadaşlar. Bunu biraz sert budayacağız. Bunu budarken içeriye bakan gözden yapacağız. Orada bir yaralanma olmuş aynen zaten. Bakın burada bir yaralanma olmuş. Muhtemelen o etkilemiş gelişmeyi. Çünkü üstünü hemen durdurmuş bakın. Şurada bir durma var. Şurada durmuş. Bunu nereden anlıyoruz? Şu boğumların birbirine yakın olduğundan anlıyoruz. Yazın o aşamada durmuş. O yaranın altından yukarıya bakan bir gözün üstünden şu mesela yukarıya kestik. Şimdi o direkt bu sene 3 metreyi bulacak inşallah.
30'dan 20 tane de bir tanesini dipten kestik. Burada mesela evet. Ahmet Bey. Ha o. Şimdi ne kadar çok ağaçta göstersek o tabii kadar isteyenler, ihtiyaç hissedenler seyreder. İhtiyaç hissetmeyenler şu yok. Ha, aşağıdan tabii. Ya en az 30 santim mecbur kalmadıkça, yani 75'in çok altına düşmüyorsa 1.75'in tamam. En az bir karış alacağız. Heh. Yani ondan çekinmeyelim. O ikinci sırada çıkacak. Zaten ta yukarı kadar gidecek. Evet, burada birkaç tane şey var, küçük var. O da toprağın yapısıyla da alakalı olabilir. Evet, Emre Bey'i görüyoruz. Kesimini yaptı. Hani şeyde maç anlatırken derler ya, vuruşunu yaptı falan diye. Ben de onun gibi oldu. Şimdi bunu aşağıdan keselim mi? Ya kıyamıyor. Yok, insan. Kıyamıyor. Yani bunu ne yapacaksın? Şuradan keseceğiz. En azından 3-4 tane dal alırız. Daha sonra yüksekten bir daha dal alırız. Aşağıdan gerekirse çıkartırız ileride. Bütün mesele dal sayımız ne kadar fazla olacak, ağacımız ne kadar geniş olacak. Birisi drone'la yukarıdan çekim yaptığı zaman sadece şu ara koridorda, şu arada ufak bir çizgi gibi toprak görünecek. Onun haricinde tamamen yeşillik olacak yazın. Yani ağaçlar arazinin ne kadarını kaplarsa biz verimi o kadar çok alacağız demektir. Ve yükseltmek tabii. Yani bu arada da 10 metreyi bulduracağız yukarıya doğru. Minare gibi çıkacak. Evet, şimdi burada güzel bir şey var. Bir yan dal vermiş. Niye vermiş? Bir azot şişkinliği yapmış burada. Şu şişkinlikten korkmayın arkadaşlar. Bu azot fazlalığında yapıyor bunu. Bunu sıfırdan keseceğiz ki ağacın dengesini bozmasın. Onu sıfırdan kesiyoruz. Evet, ağacın budamasını yaparken şöyle yukarıdan aşağı doğru beraberce gözleri bir yakından görelim. Bakın. Bunların içerisinde yukarıya doğru, yani rüzgarın yönüne doğru bakan en güzeli o. Aşağı yukarı bir karışta olduğu için oradan kesimini yapıyoruz. Evet dostlar, bir tane daha ufak var, onu da keselim. Ondan sonra müsaade isteyelim sizden. Yani şimdi şöyle yakınında şu olabilir ya da şu. Yok, aşağıdaki. Emre biraz cesur davran lütfen ya. Kıyamıyorsun. Bu yeni diktiklerimiz, yani değiştirdik bazılarını. Bu geçen sene ufak kaldı diye değiştirdiğim filan. Daha sonra dikildi. Bu daha sonra 30 santimden 20 santimden kesilip su tutup sürülecek. Evet. Evet, bir tane iptalmiş. Bir tane daha gidip yerden, ha şurada alt var, onu da göstereceğiz. Bu iyi mi Ahmet Bey? Evet. Şimdi Emre, bunun altındakini ne yapıyorduk? Alttan bir tane çıkmış. Şimdi mesela Ahmet Bey, bir de şurasında hafif bir yarası olmuş. Onu kapatır. Kapatır. O. Yani yukarı taraf çok güçlü çıkmış, baksanıza. O yarayı kapatır. Onun için şey yapmaya lüzum yok. Emre, onu alacaksın değil mi? Böyle altı olduğu için alıyoruz. Evet. Sıfırdan onu alıyoruz. Yukarı taraftan ne yapıyoruz? Evet. Hiç. Yoksa şunu düşünmüştüm. Tereddüt etmeyin. O da olabilirdi. Ama evet Emre, hemen kes bir tanesini. Ha, şuradaki şu gözler evet. Sıyrılmış. Evet. O yüzden şunu bırakacağız. Zaten şuradaki gözler de sıyrılmış olacak. Şu daha güzel. Tamam, rüzgarın tersi ama onu bir dahaki sefer tekrar yukarı veririz. Burası zaten biraz aşağıda Ahmet Bey. Hani daha az yukarıya. Rüzgar daha az alıyor. Evet. Abi aşağı yukarı 30-35 oldu. Yok, bir aşağıdan. Ha doğru. Onu yani biraz şey yapmamız lazım. Şimdi arkadaşlar, ben bu şekilde gösteriyorum. Biraz çalışıyoruz beraber. Ondan sonra ben kaçıyorum. Onlar devam ediyorlar. Şimdi burada biraz kısa ama güzel gözler tabii var. Tabii güçlü gözler. Yani o yüzden şunu kesin.
Yani birçokları bunu keser ama ben kesmiyorum. Burada abi, yani hiç soru sormadan. Burada yine şurada bir yarası da var. Tamam. O yukarıdaki dirsekten kesiyoruz. Şuradan mı Ahmet? Evet, dirsekten kesiyoruz. Peki bakın, o sürgünün ilk yerinde keselim mi yoksa? Yok, şimdi nereden patlatacağına bağlı. Belki şuradan patlatacak sürgünü. Muhtemelen şuradan verecektir. Şuradan verdiği zaman tekrar buradan keseceğiz. Tamam. Yani hangi güçlü sürgün, 2-3 tane sürgün verecek. Hangisi güçlüyse oradan şey yapacağız. Evet, maşallah. Maşallah. Burada şey şöyle. Ya arkadaşlar, dostlar, birer maşallah çekelim. Yani şu anda 35-40 tane de 2 tane şey yaptık, ufak yaptık. Tabii burası biraz da, ilk çekimi de burada yapmıştık. Sanki çekim yaptığımız yer diğer yerlere göre daha mı güzel oluyor, biz mi güzel yerde çekim yapıyoruz? Ama arazinin tamamını gezebiliriz. Yani tamamında belki buradaki kadar 40'ta 2 değildir ama yani %10'u da asla geçen yerimiz yok, çok yok, şükür. Yok. İsteyen dostların hepsi gelebilir. Burası Çorlu Türk Gücü. Emre Tülümen, Alex Bey, bunların bahçesi. Olmadı Alex, biraz olmadı, in aşağı. Göremiyorum. In aşağı. Bak, benden tarafta. Ha? Ha. Emre gördü. Ya kıyamıyor bu patronlara, bu da mı yaptırmamak lazım. Mehmet sen gel, Mehmet gel. Gel. Mehmet buranın ya, asıl evet, ustabaşısı o. Kahyası o. Gel. Gel gel gel, sen bir buda da. Şunlar Mehmet, bu bahçenin mimarı Mehmet. Mesela Mehmet mekanik kullanmaz. Evet. Ya o mekaniği çok kullanmayın zaten. Çok tehlikeli, Allah vermesin. Ahmet Bey, ilk sene dostlar, elimiz alışık değil de bayağı bir sorun yaşadık. O yüzden evet, hani ben cevizi çok seviyorum biliyorsunuz ama bir insanın bir parmağı bir koca bahçe etmez. Doğru. Şey, bir koca bahçe bir parmak etmez. Yani o yüzden insan kadar değerli hiçbir şey yok. İnsanın her uzvu o kadar değerli benim gözümde. Yani ben bir insanın bir parmağına bir ceviz bahçesini değişmem. Bunu söylediğim için birileri belki beni eleştirecek, o da canlı falan ama insan ayrı bir şey. O yüzden tamam yok yok, güzel. Evet dostlar, 17 dakika olmuş, 18 dakika olmuş. Zannediyorum artık sıkıldınız. Emre Bey ne diyeceksin, bir şey sözün var mı? Bahçe kurmaya devam etsinler mi? Çalışmaya devam. Çalışmaya devam. Sezon açıldı. Ceviz bahçesi kurduğunuzdan dolayı mutlu musunuz şu anda? Mutluyuz. İnşallah yani hasılat olduğu zaman da mutlu olacaksınız. O ayrı bir motivasyon olacak ama o zamana kadar da burayı yeşil görmek, orman görmek, bir şeyleri başarmak, doğayla bir şeyleri başarmak, bu da memnun edecektir. Şimdi zaten asıl geçen sene çok bir yeşillik görmediniz. Asıl bu evet, sene evet, kumlardan uzanan dalları gördükçe şöyle, asıl o zaman keyif alacaksınız. İnşallah. İnşallah. Herkese selamlar. Hoşça kalın.